bak gelin hanım şey kaynanayı suçladı. Ya kaynana yüzünden aramız bütün elçilerin arası bozuldu dedi. İdem Hanım sana bir şey diyeyim mi? Söyleyeceğim. Dün duydum bizim ailede çamur atmadığı bir kuluğuluk almadı. Daha teyzesine ta uzandı. Doğru. Duydun değil mi? Doğru ama. Teyzesine ta uzandı. Teyze, teyzen ilişkisi var dedi ya. Teyzesine ta uzandı. Ben onu bilmiyorum. Ben teyzesine telefon ilgili görüşmelerim var. Didem Hanım ben... Kız kardeşi Hatice Hanım'la. Ha onu arasanız da siz. Bak onda Didem onda. Hanım ben İhsan'ın teyzenle suçladın mı? Konuşmuşluğum var. Ben yaptım. Suçladın mı seni İhsan teyzemle? Ben her zaman... Niye konuşuyorsunuz bizim tarafla? Ben seni suçladım mı İhsan? Teyzemle ilgili suçladın mı? Madem ilişkin var arasında... Bir şey soracağım, ben şunu merak ediyorum dedi ya. Ulan sana başkelemiyordu ki bu adam başkasıyla ilişki kuracak. Baba zaten ben hepinizle evliydim ki. Benim bir kocam... Sen şu an geçenlerde farklı konuşuyorsun, şimdi farklı konuşuyorsun. Farklı konuşuyorum. Madem burada geçinemedin, neden koştun, neden burada geçinmedin? Neden peki neden bu adamın, şans verdim ben onu. Dedikleriniz yani üyesiz, üst üste bir... Bir daha Kadriye, bir saniye. Kadriye buna yanıt versin. Mustafa Bey diyorsunuz ki yani hep yalan söylüyor ve asıl işte ortalığı o karıştırıyor. O da diyor ki onlar benim diyor eltilerle aramı bozdu diyor. Siz evet. Şimdi ne oldu da siz Kadriye istememeye başladınız? Şimdi Didem Hanım. Bak, başta istemişsiniz. Şimdi Didem Hanım bu ben gerçeklerin içinden hiç sapmadan her şeyi konuşuyorum. Olduğu gibi. Hı. Şimdi bu... Bunların aralarında ufak tefek bizim olduğumuz yerde tartışmalar çıkmaya başladı. Hı. Şimdi oğlan dedi ki bana, baba dedi, biz burada huzur bulamıyoruz. İşe yakın yerde bir ev bulduk, biz oraya taşınacağız. Ben dedim ki oğlum... Taşınacağımda da bana bak, saldırdın, dövmeye çalıştın, belden aşağı küfür ettin. Dövmeye çalıştım. Ben İsa baban küfür ediyor bana dedim. Bizim geldi, ailenin sen dedi ki, sana verdiği madem ne olmuş, konuşturma beni. Konuş konuş baba konuş. Bizim konuş. Ailenin verdiği malzemeyi hayır kurumuna diye verdin, birine sattın. Neyi? Neyi verdi? Ne malzemesini verdi hayır kurumuna? Şimdi senin eşyalarını. Annemin... bir daha öğreneyim onu, konuyu geçelim. Annemin düğünde, düğün hediyesi ceviz yapıyor ya. Evet. Yatak, yorgan, ne varsa hepsini aşağı attı, abla. Sattılar. Niye sattın ya kardeşim? Satmadım. Orada sattılar, bir arkadaşım dedi ki benim evi bir adamı var köyde. Didem onun yine ikisi beraber oldu. Şimdi ben, bir dakika kaynananın verdiği düğün eşyalarını. Yok bir yatak matak perde falan vardı onu anlatıyorum. Annem hiç bir şey anlatmıyor. Tamam bir anlatsın dur bir dakika. Bir arkadaşım dedi ki birinin evi yanmış sattım, ihtiyacı var dedi sattım, çıkardım sattım, verdim. Sattım. Sen de dedin ki niye verdin? Dedim baba evi yanmış ne yapsın? Neyde evi yanmış? Yeri geliyor bize de ikinci el eşya getirdi. Biz yıllarca ikinci el eşya kullandık yani. Evi yanan bir adama iyilik yaptı. Evet yardım ettim yemin ederim sana. Bak Allah bak beni eve Didem götürmesin. Şimdi bunlar dedi ki neyse biz bu evi taşıyacağız. Verdiğimde yani. Yatak yastık. Yok bak, dinleyelim. Ha, evi taşıyacağız dedi. Normalde ev, sizin üst katta oturuyorlar. Orayı bir üst katta, üçüncü ev yapmışsınız katta, oraya. Üçüncü katta. Katta oturuyorlar. Ben dedim ki yavrum ya niye ev kirası vereceksin? Ya dediler ki biz o evin bu evi kiraya veririz. Aha. O evin parasını öderiz. E tamam dedim oğlum. Şimdi bunlar gitti. Tamam. Tabii bizden uzaklaştılar. Şimdi bir duydum, İsa Park'ta yatıyormuş. Aa, evden kaç zaman sonra duydum İsa baba? İsa Park'ta yatıyormuş. 6-7 ay geçtikten sonra bak şans bir vermişim. Dakika, bir dakika, 6-7 ay sonra. Bir dakika, bir dakika evet. Konuştur beni. Ama yalan beni. Konuşma baba. Beni yalan konuştur bir dakika. Kayınpederimi konuşsun ya. Lafımı kesme. Şimdi hep öylesin İsa zaten. İsa Park'ta kesme. Yatıyormuş. Hadi. Ulan dedim oğlum bu nasıl iş falan. Ya baba dedi bana uzaklaştırma verdi. Ulan ne hal nasıl uzaklaştırma? Ya ufak tefek bir tartıştıydık dedi. Hiç baban konuşsun. Bekle. Bir dakika. Ben az uzaklaştırma dedim. Olabilir oğlum dedim. Neyse o birinci uzaklaştırma bitmek üzere bir günü veya iki günü var. Hı. Bu eve varır çocuğu görmek için veya başın sağ olsun gittim ben. Kendisini görmek için varır. Polise tekrar telefon eder. İkinci kez bu adamı aldılar. Pat diye 3 gün nazarete soktular. 4 gün yattım. 4 gün nazarete soktular. Kadriye kesme. Niye? Sesimi kesme. Niyetini, hep zaten kaç gündür siz konuşuyorsunuz. Niye söyle, ama? Kesme sözümü. Niye? Kumpas, sebebini ya, söyle. Sözümü kesme. Çocuk köşede sıkıştırıyor mıncıklığı tehdit ediyor ondan. Ben bunu zaten söyledim. Şimdi, buna karşı şeyim de var.
Karakola da gittim, şikayette de bulundum. Pedagog eşliğinde çocuk oluşturdu. Dolayısıyla orada gelini suçluyorsunuz ama o da diyor ki zaten gelip diyor çocuğumu diyor tehdit etti diyor. İsa da diyor ki bana kumpas kurdu diyor. Hayır. Şimdi ben olayın başını bir anlamadım. Birazdan içeride bir tanığımız daha var, o gelecek ama Zeynep Hanım. İsa sana nasıl bir kumpas kuracak ya? O diyor kumpas kuruyor şimdi, baba ben değil. Ben şunu merak ediyorum Zeynep Hanım. İlk başta gelin iyiymiş, tatlıymış da sonra kobra yılı nasıl oldu? Kobra yılı nasıl oldu? Osman içeri girdi. İftira attıktan sonra İsa ben yılan oldum. Osman içeri girdi. Dur, eniştesi ben, içeri girdi. Dur Zeynep Hanım konuşsun. Evet. Eniştesi de içeri girdi. Girince evi taşıdı bu, kaçırmış. Nereye kaçırdığını bilmiyoruz. Ev yok. Kirayı kim ödüyor? Kirayı İsa ödüyor aileyle. Yok ödemedi. Ben çalışıyordum, ben ödüyordum. Nerede? Neyin geliyor? Serbest bölgede çalışıyordum. Nereden geliyor da ödüyordum? Ha, ben ödüyordum. Ödedim mi ödüyordum? Hayır ben ödedim. Nerede ödüyordum? Yusuf ev sahibinin adına vermek istemiyorum. Şimdi son bu evi kaçırdı vermiş? Eve vardık ki bomboş. Bir iki gazete parçası var orada. İki çuval. Evin bütün eşyasının 100-150 milyarlık evin faturası bu adamın elinde aldığı malzemenin her şeyin faturası. Bir kuruşun var mı içinde? Yok mu? Neden kaçırdın? Onun aldığı şeyleri hepsini sattı. Nereye kaçırdın? İsa'ya ait olan şeyleri hepsini sattı. Kapıya borçlu alacaklı gönderdi. Onların parasını ödedi. Senin internet borcumu da bu. Doğru mu İsa? Sen Osman'la internete girdin. Metin'le internete girdin. Ben mi ödeyeceğim? Neyi? Osman'la internete girdim, Metin'le girdim, ben mi ödeyeyim ya diyor. Ya senin çocuğun ders görüyor, ders. Ya lan çocuğunu İnternet oyna değil, sürme. İnternete ben ödüyorum Allah'ıma çok şükür. Elektriği suysan çocuğun üstüne kapattın. Bir şey soracağım, İsa çocuğa eve geliyor diyorsun. Osman, Osman evde. Osman eve geliyorsa niye internette de görüşsünler? Evde ayrı ayrı odalarda internette görüşüyorlardır. Osman gelmediği zaman. Bütün gün internette ne yapıyoruz? Telefon görüşmesi yapıyor. Ama bir şey diyeceğim, iki senedir. Aynı anda konuşmayın. İki senedir. Bir iki sene geriye alalım. Covid sebebi çocuklar zaten hep internetten derslerini görüyorlar. Yani aynen. Çocuğunun internet. Şey ama şuna kızıyor. Ben o sırada evde değilim. Osman'la beraber yaşıyorlar. Osman'la beraber yaşadıkları ben için. Niye ben neden ödeyeyim diyor. Nerede beraber yaşıyordun? Yaşıyor mu? Hayır muydu? Yaşamadı. Ha? Yok. Şimdi, bir dakika bir söz istedi kaynana. Zeynep ben Hanım. Ben çocuğumu bitirmedim Didem ama. Bitirmedin mi? Bitirmedim. Tamam bitir Mustafa şimdi Bey. Şimdi Didem Hanım işi bir iki sene geriye alıyorum. Bir iki sene geriye alıyorum. Bir iki sene geriye aldı. Geriye alıyorum. Şimdi öne alır geri. İşte hanım nerede? Antalya'ya gitti baba. Orada bir akrabası varmış. İsa'nın devlet hastanesinde Rogar'dan kazandığı parayı alıp Antalya'da tatilde geçiriyor gününü. Nerede? 15 gün 20 gün. Nerede? Konya'da. Konya'da bunun mi? Yanında Konya'da. Hayır, senin yanında normal Konya'da. Tatile gitmek sen, normal. Sen gelsin benimle. Gelebilir ablam. Rogar hayır işaret yapma İsa. Sus deme. Nasıl yiyorsun Antalya'da? Gelsin nasıl? O zaman. Hayır gelsin oğlum. Tatile beraber gidelim. Gezmeye beraber gidelim. Niye gelmiyor? Tatile? Bu adam işi var. Senin korkundan zaten hiç kimse konuşamıyor. Senin korkundan hiç kimse konuşamıyor. Var ya tamam. Çamurcu. Bir dakika Mustafa Bey. Kadriyeciğim şimdi diyor ki Rögar'ı temizliyor. Ben de temizliyordum. Zor. Ay tamam da sen Antalya'ya gidip böyle ne kadar para harcıyordun? Ne kadar uzun tatil mi yapıyordun? Yok, 2 gün kalıyorduk, geliyorduk. 15 gün kaldım. 15 gün Antalya'da mıydın? 15 gün kaldım, 15 gün Konya'da kaldım. Ben bunların hepsini not almışım. İstanbul'da da akrabalarım var. Geliyorum İstanbul'da bir kere. Hizmetçidir. Sadece yerleri paspaslıyor odur. Temizlikçi normal. Ben de temizlik yapıyorum. Bağlansın konuşsun arkadaşlar. Ama ben de temizliğe gidiyorum. Niye benim temizliğim için konuşulmuyor? Sen 10 senede 10 gün çalıştın anca. 10 gün. Allah'tan kork. Ben gelin geldiğim günü sabahında kapı çalıyordum. Kapı işe çalış diyordu. O da suna yetmez. Süsüme ne var? Sen bana ne aldın anne? Süsüme yetmez. Ne aldın? Süsüme yetmez. Kim aldı sana bir şey? Süsüne yetmez. Ne var süsümde? Aldığımız eşyaları hep yere attım. Senin gibi şalvar da giyiyordum yeri geliyordu. Başımı da örtüyordum yeri geliyordu. Çalışınca namusluyum. Bir oğlundan ayrılacağım o şey oluyor, kötü bir şey oluyor. Bu kadın bizim soyadımızı taşımasın. Dur bir saniye, boşanma süreci var. Ya soyadını ben taşımam değilim ya. Bir saniye bir dakika canım. Çocuğumun da soyadını alacağım zaten. Zeynep Hanım diyor ki ne diyeceğimi unuttum ya. Bir dakika Zeynep Hanım bir hatırlasın. Ne söyleyecek?